Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Almanca'da duyduğumuzu anlama, anladığımızı yazma çalışmasına hoş geldiniz. Yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar. Sizlere cümleleri okuyor olacağım. Bunu iki defa yapacağım. Ve üçüncü dinlemede bu duyduğumuzu mümkünse yazmaya çalışalım arkadaşlar. Yazmaya fırsatımız yoksa bu durumda bu okumuş olduk cümleleri mümkün mertebe anlamaya çalışalım. Bunu görselleştirmeye çalışalım. Bunun ardından arkadaşlar tekrar bu cümlenin üstünden geçiyor olacağız. Ancak nerede geçiyor olacağız? Tahta başında. Dolayısıyla görselleştirmiş olacağız. Hazırsanız ilk cümlemle başlamak istiyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Ich heiße Erhan. Ich bin Erhan. Ich wohne in Istanbul. Ich lebe in der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Ich bin 25 Jahre alt. Heute ist Donnerstag. Mein Name ist Özdemir. Tekrarlıyorum. Ich heiße Erhan. Ich bin Erhan. Ich wohne in Istanbul. Ich lebe in der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Ich bin 25 Jahre alt. Heute ist Donnerstag. Mein Name ist Özdemir. Şimdi dilerseniz arkadaşlar mümkünse şayet kağıt kalem alalım ve bunu kağıda aktaralım. Eğer mümkün değilse bu söylemiş olduklarımı doğru yazımıyla nasıl ifade ederiz'i bir düşünelim. Bunu bir beynimizde bir resmetmeye çalışalım arkadaşlar. Başlıyorum. Şimdi birazcık daha ağır tempoyla ilerleyecek. Ich heiße Erhan. Ich bin Erhan. Ich wohne in Istanbul. Ich lebe in der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Ich bin 25 Jahre alt. Heute ist Donnerstag. Mein Name ist Özdemir. Tekrarlayalım dilerseniz arkadaşlar. Ich heiße Erhan. Ich bin Erhan. Ich wohne in Istanbul. Ich lebe in der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Ich bin 25 Jahre alt. Heute ist Donnerstag. Mein Name ist Özdemir. Arkadaşlar şimdi dilerseniz tahta başına geçelim ve cümleler nasıl yazılıyormuş, doğru yazmış mıyız bir kontrol edelim. İlk cümleye bakalım arkadaşlar. Ich heiße Erhan. Evet, heiße nasıl yazılıyordu arkadaşlar? Esset ile, öyle değil mi? Ona dikkat etmemiz gerekiyor. Ve E-I nasıl telaffuz ediliyordu? I şeklinde. Bunu zaten ayrıntılı şekilde alfabe konusunda görmüştük. Öyle değil mi? Demek ki Ich heiße Erhan, benim adım Erhan anlamında. Bir diğer kendini tanıtma ifadesi neydi arkadaşlar? Ich bin yapısı. Öyle değil mi? Dolayısıyla nasıl ifade ediyordum burada? Ich bin Erhan. Yani ben Erhan'ım dediğimde demek ki ich bin Erhan demiş oluyoruz. Üçüncü cümleye baktığımızda arkadaşlar ich wohne in Istanbul cümlesini görüyoruz. Wohnen ikamet etmek anlamında. İstanbul, bakın burada arkadaşlar alfabede zaten ayrıntılı şekilde görmüştük. Almanca'da büyük i harfinde değil mi nokta yoktu. Dolayısıyla güzel Türkçemizdeki I harfi yerine geçtiğinde demek ki bu i şeklinde ifade ediliyor ve
Ich wohne in Istanbul. Yani İstanbul'da ikamet ediyorum. İstanbul'da oturuyorum dediğimde demek ki Ich wohne in Istanbul demem gerekiyor. Dördüncü cümleye baktığımızda arkadaşlar Ich lebe in der Türkei cümlesini görüyoruz. Leben yaşamak anlamına geliyor. Ülkeler konusunda görmüştük bunu hatırlarsınız arkadaşlar. Die Türkei, Türkiye'nin artikeli vardı öyle değil mi? Neydi Türkiye'nin artikeli? Die Türkei. Dolayısıyla Türkiye'de dediğimizde in der Türkei dediğimizi değil mi? Görmüştük orada. Dolayısıyla ben Türkiye'de yaşıyorum dediğimde Ich lebe in der Türkei demem gerekiyor. Buradaki artikel mutlaka kullanılması gerekiyor. Yani kalkıp da ben Ich lebe in Türkei dediğimde burada eksik kalan bir şey olur ki biz bunun doğrusunu yapmak durumundayız. Dolayısıyla bu da nedir? Ich lebe in der Türkei ifadesi. Sonraki cümlemize baktığımızda burada ne diyor arkadaşlar? Ich komme aus der Türkei. Bakın burada doppel M yani çift M ifadesi var. Bunun mastar hali neydi? Kommen yani gelmek anlamına geliyor. Bakın burada aus der Türkei diyorum. Aus der Türkei Türkiye'den anlamında. Halbuki bir öncekinde ne vardı? In der Türkei yani Türkiye'de. Ancak burada Türkiye'den yani aus der Türkei neydi arkadaşlar? Türkiye'den anlamında. Bu durumda ben Türkiye'den geliyorum dediğimde Ich komme aus der Türkei demem gerekiyor. Sonraki cümlemize baktığımızda burada sayılardan değil mi yola çıkan bir ifade var ki o da 25. 25 ne anlama geliyordu? Hangi sayıydı arkadaşlar? 25 demekti. Dolayısıyla ben 25 yaşındayım dediğimde Ich bin 25 Jahre alt demem gerekiyor. Ben pekala Ich bin 25 de diyebilirdim. Ancak bu ifade de doğru. Dolayısıyla Ich bin 25 Jahre alt dediğimde tam olarak bunu ifade etmiş oluyorum. Burada sayılar konusunda da zaten bunu görmüştük. Und ifadesi araya girdiğinden dolayı mutlaka bunu bileşik şekilde yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bazı durumlarda, bazı öğrencilerde böyle ayrı yazma durumu olabiliyor. Bu kesinlikle yanlış. Burada mutlaka bileşik yazılması gerekiyor. Dolayısıyla ben 25 yaşındayım dediğimde Ich bin 25 Jahre alt dememiz gerekiyor. Yedinci cümleye baktığımızda Donnerstag ifadesi daha doğrusu günü hangi gündü arkadaşlar? Şöyle bir hatırlayalım. Pazartesi için ne demiştik? Montag. Sonra ne geliyordu? Dienstag. Sonrasında çarşamba için Mittwoch. Donnerstag, Freitag, Samstag ve Sonntag. Değil mi? Şimdi ben bugün günlerden Perşembe dediğimde Heute ist Donnerstag demem gerekiyor. Heute bakın EU nasıl ifade ediliyordu? Nasıl telaffuz ediliyordu? Ay şeklinde. Dolayısıyla bugün günlerden Perşembe dediğimde Heute ist Donnerstag demem gerekiyor. Ve son cümlemize baktığımızda Mein Name ist Özdemir dediğimde benim adım Özdemir demiş oluyoruz. Dolayısıyla burada aslında arkadaşlar Almanya'da bunu derslerimizde görmüştük. Ne diyorduk? Mesela ismimizi söylerken soy ismimizi de söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla Mein Name ist Erhan diyebileceğim gibi Mein Name ist Özdemir soy ismimi de ifade edebiliyorum. Bakın burada arkadaşlar Ich heiße Erhan diyebileceğim gibi Ich bin Erhan diyebiliyorum. Mein Name ist Erhan da diyebilirdim. Çeşitli ifadelerle ne yapabiliyorum arkadaşlar? İsmimi söyleyebiliyorum. Bu durumda hani bunu kullanırken tabi bunların soru yapılarıyla da paralel gitmekte fayda var arkadaşlar. Bu soru yapılarını da zaten derslerimizde ayrıntılı şekilde görmüştük. Bunlarla ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar mutlaka o ilgili ders videosunu ya da videolarını izlesinler. Şimdi dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim. Demek ki benim adım Erhan dediğimde ne diyebiliyorum?
Heise Erhan ya da ben Erhan'ım dediğimde ich bin Erhan diyorum. Üçüncü cümlede ich wohne in Istanbul, yani ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Ich lebe in der Türkei, Türkiye'de yaşıyorum. Ich komme aus der Türkei, yani Türkiye'den geliyorum dediğimde ich komme aus der Türkei diyorum. Sonraki cümle ich bin 25 Jahre alt, ben 25 yaşındayım demiş oluyorum. Heute ist Donnerstag, bugün günlerden Perşembe ve mein Name ist Özdemir dediğimde benim adım Özdemir, yani burada soy ismimi ifade etmiş oluyorum bu cümleyle. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Ich heiße Erhan. Ich heiße Erhan. Ich bin Erhan. Ich bin Erhan. Ich wohne in Istanbul. Ich wohne in Istanbul. Ich lebe in der Türkei. Ich lebe in der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Türkei. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin 25 Jahre alt. Heute ist Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Mein Name ist Özdemir. Mein Name ist Özdemir. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde basit cümle kalıplarını duyduk, anladık, yazdık ve telaffuzuyla, doğru telaffuzuyla tekrarladık. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.